Merhaba, selam arkadaşlar. Bursa'dan kucak dolusu sevgiler. Size şöyle Uludağ'ın manzarası eşliğinde şu zıpçıklı çiçeğimi tanıtmak istiyorum. Bu zıpçıklı zambağı olarak biliniyor. Yağmur zambağı ve peri zambağı olarak da geçiyor, biliniyor. Bu ilkbaharda yeşerir, sonbaharın sonlarına doğru kurur arkadaşlar. Bu ince yapraklarından hiçbir şey eser kalmaz. Hepsi kupkuru olur. Sakın kurudu zannetmeyin. Onu bir nasıl diyeyim? Tabii ki dışarıda bırakmayın bence. Soğuktan etkilenmesin. Ben iç ortama alıyorum ve orada muhafaza ediyorum soğanlarını. Bazı kişiler soğanlarını çıkartıp da muhafaza ediyormuş. Ben saksıda bırakırım. Hiç yani saksıdan çıkartmıyorum. Dışarıya çıkararak da muhafaza edebilirsiniz. Saksıda kalarak da böyle muhafaza edebilirsiniz. Dediğim gibi ilkbaharın gelmesiyle bu böyle yeşeriyor ve çiçeklenmeye başlıyor. Ta ki sonbaharın sonuna kadar. Sonbaharda dediğim gibi bu yaprakları hepsi kurur arkadaşlar. Bunun toprak seçimi hiç yoktur. Her türlü toprakta olur. Dediğim gibi hele bir bahçeniz varsa, bahçeli bir eviniz varsa bahçeye ekerseniz bir o kadar daha da çok ürer ve daha da çok güzel yetişir. Sadece bunun istediği nemli kalması toprağı devamlı. Hani bu yaz aylarında ben bu yaz sıcaklarında sabah akşam sularım bu güzelliğimi. Dediğim gibi toprağı nemsiz kalmasın. Bir adı da dediğim gibi yağmur zambağı olduğu için herhalde suyu çok sevdiği için yağmur zambağı adı verilmiş. Sizi hiç çiçeksiz bırakmaz yani. Bütün yaz boyunca birisi geçiyor, birisi açıyor böyle. Devamlı açar. Böyle görmüş olduğunuz gibi bu güzelliklerini hep sizlere sunar. Bir de size şöyle gösterebileceğim mi? Ben bunun dibine şuna bibere benziyor yaprakları. Bu biber değil arkadaşlar. Kudüs kirazı olarak geçiyor. Bir sus bitkisidir bu Kudüs kirazı. Bunun meyveleri nasıl diyeyim size? Domates şeklinde böyle içi sulu fakat yenmiyormuş. Zehirli bir bitkiymiş. Buraya herhalde bunun tohumu düştüğünden mi kendim mi ektim hiç bilemiyorum nasıl çıktığını. Ama yani dediğim gibi bu zıpçıklı zambağımı biraz bastırmış. Onu oradan çıkarıp ayırmam gerekiyor. Çok güzel bir sus bitkisidir bu da. İnşallah bir gün meyve verdiği zaman onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani sus bitkisi olarak bakmaya değer bir bitki. Ama fakat kesinlikle yenmeyen bir bitki. Gelelim şimdi zıpçıklı zambağımıza, zıpçıklı çiçeğimize. Neden acaba zıpçıklı demişler? Onu da çok merak ediyorum. Acaba zıpçıklı. Hayret yani isme bakar mısınız? Bunun bir beyaz türü var, bir de sarı türü var. O sarı türünden pek bulunmuyor. En çok bu beyaz ve pembe olan türünden, sarı olan türü pek nadir bulunuyormuş. Araştırmalarıma göre. Bakımı dediğim gibi çok çok kolaydır. Bunun üstü, yani bu zıpçıklı zambağı hakkında pek bir anlatacak bir şeyim yok. Dediğim gibi toprak her türlü toprakta olabilir. İster saksıya ekin, ister bahçenize ekin. Sadece toprağı nemli kalsın arkadaşlar. Nemsiz bırakmayın toprağı. Ve de saksımızın alt drenaj delikleri mutlaka mutlaka açık olması gerekiyor. Sesten de pek anlatamıyorum herhalde. Rengi de çok hoş gördüğünüz gibi. Zambak türlerinin her çeşidi çok güzel oluyor. Ben hepsini çok seviyorum. Hele bu zıpçıklı zambağı benim daha bir çok hoşuma gitti. Dediğim gibi bakımı çok çok kolay olan bir çiçektir. Yani bunu herkes bakabilir. Dediğim gibi hele bahçeli bir eviniz varsa daha da bir o kadar güzel olur. Üretimi de dibi, bu bir soğanlı bitkidir. Soğanlarından ayırarak istediğiniz yere ekebilirsiniz. Şurada bu küçücük olarak görünüyor fakat bunun dibinde birçok soğanı var arkadaşlar. Çok da çabuk ürüyor. Üretimi de öyle yani çok çok kolaydır. Fazla bir şey anlatılacak bir şey yok bu zıp çıktı zambağı hakkında. Sorularınız olursa buradan yorumlar kısmından da yazabilirsiniz.
Benim aynı bu sayfamın adı altında Instagram sayfam da var. Oradan DM bölümünden, yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Orada da birçok çiçeklerimi paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Rengi çok hoş arkadaşlar. Çok seviyorum. Dediğim gibi bakımı çok çok kolay yani. Sizi bütün yaz boyunca hiç çiçeksiz bırakmaz. Her gününüz böyle çiçekler gibi güzel geçmesi dileğiyle. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir başka videoda görüşmek üzere. Beğenilerinizi bekliyorum. Bir emoji dahi olsa bırakırsanız çok çok memnun olurum. İnşallah takipte kalın. Abone olursanız çok mutlu olurum.